Boynunuzda bir morluk görüyorum. Görebilir miyiz şöyle? Rahatsız etmiyor. Rahatsız etmiyor. Hoşuna mı gitti? Çok iyiydi. En kötü öpüşmanınız? Dün bununla. Kuzenimle. Evet. Çok kötüydü. Hayır, şey... Bayağı istedi ama... Olmaz yani kuzenim. Parkta öpüşmüştüm, çok kötüydü. Çok kötü öpüşüyordu. İğrençti, çok kötüydü. Yani aslında dişime sürekli vuruyordu. Teşekkür ederim. Sizin en kötü öpüşme anınızı öğrenebilir miyim? Ya. Manita var, bitirir beni, yapma. Ya 32 yaşında bir milfti ve generalin kızı çıkmıştı. Berbattı yani. İlkiydi galiba. Çünkü o aşırı sertti. Yemin ederim bir gün döner yemiştim. O gün de acı biber falan da yedim aynı zamanda. Dedik ki tamam, her şey güzel, ortamı oldu. Tenhaya çektik işte, tam öptüm. Kız dedi ki gözlerim yanıyor. Niye? Nefesimden artık acı biber yemişim. Gözleri yanıyordu. Ağlıyor sandım, ben de bıraktım geldim. Çok çok kötü bir tecrübe oldum diye düşündüm. Gene o günden sonra zaten mesajlarıma cevap vermedi. En kötüsü mü? Abi hatırlayamadım ya. Peki en kötü öpüşme anın neydi? Hatırlamıyorum vallahi. Anlatırım abi. Şöyle abi, yine burada geçen Milyon Fest'te yanlış bir şeyler yaşandı. İskelede öpüşmüştüm. Ondan sonra başıma bela açıldı. Teşekkürler. Vallahi hiçbiri kötü olmadı abi. Hepsi çok iyi oldu. Hepsinden de memnun çıktım. En kötü öpüşme anını anlatır mısın? Şöyle. Benim çok yakın bir arkadaşım var. O böyle tepede bir evde, yazlıkta, dağın tepesinde bir evde arkasında kız arkadaşıyla ayrılırken ağlamalar, zırlamalar arkada. Ben orada bir kızla öpüşüyordum. Çok tatsız, berbattı yani. Bu kadar. Babamdan para istemek. Öpüşme anı. Öpüşme anım. En kötü öpüşme anını. Ana sarı mikrofonlar. Abi beton sandığa dayaktan kaçtım öpüşürken. Sonra bir daha da öpüşmedim zaten. Anınızı anlatır mısınız? Benim yok ya, ben tertemiz bir kızım. Benim yok. Evet. Peki bize en kötü öpüşme anınızı anlatabilir misiniz? Özel olduğu için girmiyorum. En kötü öpüşme anınızı anlatır mısınız? Kötü öpüşme anım yok ya. Hepsi iyiydi vallahi. Bize en kötü öpüşme anını anlatın. Ya 32 yaşında bir milfti ve generalin kızı çıkmıştı. Berbattı yani. Hiç beğenmedim. Kaçmıştım yani. Bize en kötü öpüşme anını anlatabilir misin? Yok abi. En azından yani böyle bir şey yaşamadım. Sen? Abi benim de yok sanırım ya. En iyisi olmuyor mu? En kötüsü lazım. En kötüsü. En iyisini söyle. Abi en iyisi konserde ya. O ortamlarda daha iyi çok oldu. Da yaratıcı bir cevap olmadı ama. En kötü öpüşme anını anlatır mısın? Yok abi ya, hepsi güzel. Vay be. Sen en kötü öpüşme anınızı anlatır mısın? İlkiydi galiba. Çünkü o aşırı sertti. Bize en kötü öpüşme anını anlatır mısın? Anlatamam. Abi sahildeydik, çok içmiştik. Kız bıraktı ya, iğrençti. Bize en kötü öpüşme anını anlatır mısın? Bize en kötü öpüşme anını anlatır mısın? Yok. Güzeldi yani. Teşekkürler. Sizin? Aynı şekilde yok. Her şey güzeldi. Evet. Teşekkürler. En kötü öpüşme anınızı anlatır mısınız? Anlatmayayım abi, boşver. Kötü müydü? Çok kötüydü. Nasıl oldu? Hiç gerek yok, boşver. Ya hayır, o kadar değil. Yok yok, boşver abi, o kadar. O kadar girmeyelim. Sağ ol abi. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.